Bhishma ile bütün yeteneklerimi kullanarak savaştım ama yine de onu bir türlü yenmeyi başaramadım. Birinin saldırısına karşı koyabilecek bir savaş her zaman vardır. Vasudev, sen her zaman fırsatların kendi kendine geldiğini söylersin. Şikandini neden hala gelmedi? Neden bu kadar geç kaldı Vasudev? Onu biz de bekliyoruz Drupadi. Eğer Şikandini bu işi beceremezse... O zaman Bhishma ordumuzu paramparça eder. Ayrıca ordumuz gittikçe küçüldü ve iki bölük askerimiz kaldı. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir plan yapmamız gerek. Yoksa bu savaşı kaybedeceğiz. Zafer yine bizim oldu. Bizim oldu. Bugün de. Ama ben en çok ne zaman eğleniyorum biliyor musunuz? Başokçu Arjun'un yüzündeki korkuyu görünce. Muhteşemdi. Evet. Pandavaların sadece iki bölük askeri kaldı. Çok yakında. Onları da yok edeceğiz. Hepsini. Ve sonunda hiç askerleri kalmayacak ve Pandavalar bitmiş olacak. Kesinlikle yok edeceğiz. Elimizden kurtulamazlar. Sen ne dersin? Angaraj kralı, ne kadar şanslısın sen böyle. Ne yazık ki savaşa katılamayacaksın. Kral Bhishma'nın Pandava ordusuna yaptıklarını düşünürsek büyük ihtimal savaş yarın bitebilir. Gandhar kralı, savaş henüz bitmiş değil. Size daha önce de söylemiştim. Zafer kazanmadan kutlama yapmanız doğru değil. Pandavalar bu saldırılara karşı koymanın bir yolunu bulabilir. Bu savaşta her şey olabilir. Ama... Kimsin sen? Ben bu savaşa nokta koyacak kişiyim. Bhishma'yı öldürecek kişiyim. Şikandini. Bana kralım diye hitap et. Ben burada güçlü kralım. Ben Şikandini değilim. Ben Şikandiyim. Evet benim. Ve yarın sana verdiğim sözü yerine getireceğim Angaraj kralı. Pancağ savaşında verdiğim sözü. Beni dinle. Gün gelecek. Bhishma benimle karşı karşıya kalacak ve ne sen ne de silahların onu koruyamayacaksınız. Bu dediklerimi unutma. Bu çok önemli savaş sonunda büyük bir yıkım olacak ve sen bile durduramayacaksın. Tebrik ederim.
Yarın sen de savaşa katılmak zorundasın. Yarın Kurukshetra bir savaşçıya veda ederken o anda bir başkasını karşılayacak. Bütün olayları elbette ki zaman kontrol eder. En uygun zaman gelecektir. Biz sadece doğru zaman gelinceye kadar sabırlı olacağız. Shikandini geldi Kurukshetra. Shikandini'nin gelmesi senin ölümüne işaret. Ama sen hiç oralı değilsin. Şimdi anladım senin neden gülümsediğini. Savaş kurallarına göre Shikandini bu savaşa katılamaz çünkü o kadın. Hayır. O kadın değil, bir erkek. Adı Shikandini değil, Shikandi. Bize sadece rol yapıyor. Yarın o da savaşa katılacak. Ve sadece tek bir hedefi var. Kral Bhishma'yı öldürmek. İntikam peşinde koşan bir kadın erkeğe dönüşmüş. Aman ne güzel. İyi de bu nasıl olur ki? Şimdi sen onu boş ver. Söyle hadi ha. Ne yapacağız? Sen onu hiç merak etme prens. Senin dayın elbette her zamanki gibi bir çare bulur. Hayır Drupadi. Her şey değişti. Ben artık Shikandini değilim. Ben Shikandi'yim. Ve bir erkeğim. Ve senin başka erkeklere dokunman kesinlikle yasak. Sana en çok ihtiyacımız olduğu anda sen çıkıp buraya geldin.
Bunun için minnettarız. Ben görevimi yapmaya ve amacımı gerçekleştirmeye geldim. Dolayısıyla yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü Bhishma'nın ölümü kaçınılmaz. Sana söz olsun. Sana tam destek vereceğiz. Ne olursa olsun savaşta senin yanında olup sonuna kadar seninle savaşacağız. Bu işi yarın bitirmemiz gerekiyor. Çünkü hedefime ulaşmak için sadece bir günüm var. Hepsi o kadar. Bir gün mü? Ama neden? Senin için en büyük sorun bir kadın olduğun için Bhishma'yla dövüşme iznin olmaması. Bir sorunun varsa eğer bu. Erkek gibi görünebilmen için gerekenleri yapacağım. Böylece Bhishma'yla dövüşebileceksin. Ama sakın unutma, bu özelliği kısa süreli kullanabilirsin. Sadece bir gün boyunca. Shikhandi'nin sadece bir gün için erkek olduğunu düşmanlarımızın öğrenmemesi gerekiyor. Kıyafetinden Gandharlı biri olduğunu anlıyorum. Anlaşılan onu Kral Shakuni göndermiş. Buradan canlı dönmediği için şanslıyız. Ama düşmanımız bu casusun mesajını aldı Arjun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.